bilemedik demeyin. Karşınıza gelen balık hafızasını izleyin. Neler unutmuşuz haberiniz olsun. Başlıyoruz. Ellerin kora teslim olun. Tamam tamam ateşim bir teslim olduk. Ne oluyor ya? Kadriye salak geldi salak gideceğim ben. Tanımadın mı? Bu bizim torun torun. Aman indir ellerini be. Çocuk tiyatro için prova yapıyor. Aa senin torun polis mi oldu? Tiyatrocu oldu diyorum ben. Okul için. Aa niye öyleyse polis üniforması giydi? Tiyatrocu olsaydı tiyatrocu kıyafeti giyerdi. Tamam tamam ateş etmeyeyim. Salak geldin. Salak gideceksin Kadriye. Kadriye Hanım sizi tutukluyorum. Aldığım bir ihbara göre burada yasa dışı bir dedikodu örgütü kurup onun bunun hakkında dedikodu yapıyormuşsunuz. Ben masumum komiser bey. O yapıyor o. Sürahi. Ayol ya ne dalga geçiyorsun bu karayla be. Zaten 3 kuruşluk aklı var ondan yitirecek. Allah Allah hadi. Demek örgütün elebaşı sendin he? Keşişler kod adı altında sahte dedikodu örgütü. Çabuk ellerini ver. Ne diyorsun? Kanun babana falan dinlemez. Allah, bırak be. Bırak diyorum sana be. Allah Allah delirdim be. Kanunlarına tutuklusunuz. Söyleyeceğiniz her laf aleyhinize deli olarak kullanılabilir. Ha, bu arada mahkeme size bir avukat ayarlayabilir. Siz neden gülüyorsunuz Naciye Hanım? Siz de tutuklusunuz. Aa, verin elinizi. Tutuklayın komiser bey. Çok haklısınız. Tutuklayın. Bırak ben de dedikodulara karıştım. Hatta tüyü bitmemiş yetimler hakkında dahi konuştum. Evet. Çok güzel. Benimle merkeze kadar gelmekle yükümlüsünüz şu anda. Ben gidebilir miyim komiser bey? Tabii siz gidebilirsiniz. Kanun her zaman masum vatandaşının yanındadır. Buyurun. Salak geldin. Salak gideceksin Kadriye. Sen akıllı geldin de ne oldu? Akıllı geldin kelepçeli gidiyorsun. Götürün bunu merkeze rezil edin herkese komiser bey evladım. Kadriye Hanım hemen gitmezseniz sizi de tutuklayacağız. Tamam tamam gidiyorum. Çok şükür kurtuldum ben. Kurtuldum valla. Ah hadi tamam bu kadar şamata kırdın yeter. Aç şunu be. Allah Allah zaten bu kadınla bu kadar tamam, samimiyet tamam. Beni bozar. İstemem uyuz uyuz geçer bunlar şimdi hadi aç aç. Hadi Allah abi. Kadriye ömrümü yedin Kadriye benim. Hadi sana be. Allah Allah. Kolum acıdı hadi. Hadi. Allah Allah. Allah hadi be. Babaanne anahtarı okulda unutmuşum ben. Ne? Anahtar okulda kalmış. Ne? Senin Allah cezanı. Babaanne. Sen keşişler. Gel ne olacak şimdi? Emre! Ne olacak? Gel gel! Ne olacak? Gel gel buraya Emre! Buraya gel gel! Gel. Emre. Anne Allah aşkına! Ay! Ay Emre kolum! Ay tamam! Tamam! Ay! Anne ne yapıyorsun? Lan beni niye itiyorsun lan? Anne sen beni itin baksana! Yahu senin neyine Kadriye'yle dalga geçmek? Salak! Sen Kadriye'den de daha salakmışsın be! Tamam babaanne. Bugün okul kapalıydı. Yarın gidip anahtarı getireceğim. Ne? Yarın mı? Ne yani? Ne çekiştiriyorsun beni be? Yarına kadar ben bu kadından yapışık ikiz gibi mi yaşayacağım böyle be? Babaanneciğim artık annemle yaşamayı öğreneceksin. Ben bu kadından böyle yaşayacağıma tek başıma ölmeyi tercih ederim. Testere yok mu? Ne çekiştiriyorsun be? Ne çekiştiriyorsun? Testere yok mu? Hayatta kestirmem. O kelepçe bana zimmetli. Yok canım. Devlet malına zarar vermeyeyim hiç. Kelepçeyi değil. Bu kadının elini keseceğim. Hem yenisi daha gür çıkar. Aşk olsun Süreyya Hanım. Hiç mi vicdanınız yok Allah'ını severseniz? Hiç değilse benim elim kolum iş görüyor. Canım ben elini kesip de çöpe atalım demiyorum ki. Ya ne diyorsunuz? Hem keselim hem de çalıştırmaya devam edelim diyorum. Yıl çekiştirmesi de sen beni mahsus mu yapıyorsun sen böyle be? Ay görmüyor musunuz? Ütü yapıyorum işte canım. Bugün de hamar atlığı tuttu he. Ay! Ay yemeğim yandı. Nereye? Ya çekiştirme. Allah cezanı versin. Sen beni ne çekiştirme. Ay! Senin Allah cezanı versin. Senin ay ay ay. Kurşu bir de onu çekiştirme. Ay yok yemeğim yandı. Benim gitti. Ah öldüm. Öldüm bittim. Bütün işi de bugün yapacağım tuttu. Ay, ay ay gel gel. Gel şöyle. Aman 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 aman. Ay gel gel. Ay ay. Sana otur dedim mi ben? Ayol bu durumda başka ne yapabilirim ki Süreyya Hanım? Dilde maşallah. İki karış eşek kulağı gibi. Neyse hadi git bana bir kahve yap da içeyim. Tamam tamam. Kolum! Allah canını al sen ne çekiştiriyorsun beni be!
Canım kahve yap demediniz mi? Sizin de benimle birlikte mutfağa gelmeniz lazım. Aman istemem canım. Allah Allah, ben seninle beraber kahve yapmaya geldikten sonra ne anladım yorgunluk kahvesi içmekten be. Aman istemez. Bari şu televizyon aç da bir iki dizimizi seyredelim. Ay ay ay. Oğlum. Seni gebertmesin. Allah sana almasın be. Ayol televizyonu aç demediniz mi Allah aşkına? Allah senin canını almasın. Sülük gibi yapıştın bedenime, gitmek bilmiyorsun bir türlü. Teessüf ederim Sürahi Hanım. Hiçbir şey yapamazsın. Sen tek başına teessüf bile edemezsin. Teessüf edecek olursan onunla beraber yapmamız gerekecek. En iyisi otur oturduğun yerde. Ayol bu da mı benim kabahatim yani? Evet senin kabahatin. Şundan bir kurtulayım. En az 10 metre yakınıma yaklaştırmayacağım seni. Vallahi Süheyl Behzat ikilisi gibi ben de böyle yaşamaktan memnun değilim yani. Konuşma konuşma. Ey yüce Rab. Ya kaldırsana kolunu be. Ey yüce Rabbim. Beni bu kadınla yapışık ikiz gibi yaşamak zorunda bırakacağına şarkıcı Arto'yla kelepçeleseydin daha iyiydi be. Keşke. Ha? Keşke mi? Demek öyle olsaydı sevineceksin ha. Demek benim kötülüğümü istiyorsun. Seni kovdum bu evden. Defol be evden. Defol! Defol! Tamam. Ah! Kolum! Kolum! Nereye be? Beni kovdunuz ya, gidiyorum işte. Otur! Otur dedim, vazgeçtim ben, vazgeçtim. Otur. Hayır, ben bu kadar hakarete dayanamam, gidiyorum işte. Kolum! Kolumu kopardım. Ya otursana! Vazgeçtim diyorum ya, damacana kıştı kar, otur! Ay! Ey yüce Rabbim! Bu kadını kovma lüksümü de elimden aldın ya. Aşk olsun sana. Ay! Hadi hanımlar, Allah rahatlık versin. Bu kadından artık bana Allah ne kadar rahatlık verirse. Sen de sinir sinir gülme, vallahi billahi geberteceğim, alacağım terliği elime. Çektirme. Tamam tamam, gidiyorum. Bakayım, aynı sünnet çocuklarına benzediniz ha. Hadi hadi, iyi eğlendin sen de. Tövbe yarabbim, tövbe be. Ya üstümüzden başımızla yatıyoruz ya. Evi gecelik araba böyle oluversin Süreyya Hanım. Ay ay ay. Ne oluyor be? Beni çekiyorsunuz canım. Yorganı da çekiyorsunuz. Üstüm başım arkam açık kalıyor. Aa, iyice açıkta kaldım ya. Ya değirmen taşı gibi kıçın olursa tabii ki açıkta kalır. Ay kabahat yine benim değil mi? Tabii senin. Az yiyip bu kadar büyütmeseydin şu kıçını, bu yorgan değil sana bana, 7 göbek sülerle bize bile yeterdi. Allah, yine yorganı üstünüze çektiniz. Aman aman aman, üstüme gelme. Vallahi uyku halidir, çığ altında kalmış gibi olurum. Peki peki, Allah rahatlık versin. Çekiştirme, bana da Allah rahatlık versin. Ayol ben zaten size Allah rahatlık versin dedim. Ya bir an önce yatıp zıvarsana sen he. Kımıl 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 uykumu kaçırdın be. Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sürahi Hanım. Sürahi Hanım. Hı. Benim tuvaletim geldi Sürahi Hanım. O senin problemin. Ama benim tuvalete gitmem için sizin de kalkmanız lazım. Vallahi şuradan şuraya gitmem. Ya sabaha kadar çişini tutarsın ya da benimkinin gelmesini beklersin. Nasıl tutarım Sürahi Hanım, şimdi çatlayacağım. O zaman tutamayacaksan da koy ver gitsin sidikli Naciye. Ay Allah'ım, nedir bu başıma gelen ya, şimdi çatlayacağım. Ya senin başına ne geldi ki be? Ne geldi? Ya ne geldiyse benim başıma geldi. Ben Naciye Hanım'ı çişe tutmaya mecbur muyum be? Ama Sürahi Hanım. Ama tamam tamam tamam, hadi kalk. Bir an önce yapalım da kurtulalım bu işten ya. Bu ne böyle ya, çişe bile beraber gidiyoruz. Şuraya baksana ya. Yurttan sesler teşaşür korosu. Hadi kalk kalk kalk. Ne oldu be? Hacet kalmadı Sürahi Hanım. Ne? Yoksa işlenir mi? Evet. Allah rezil kadın seni, utanmaz ağırlanmaz seni. Çekil, çekil, ben burada nasıl yatacağım? Allah cezanı vermesin. Çiziktin Aliye. Ya bu ananız var ya, bu kadın, bu kadın. Ne oldu babaanne, yoksa annem dün gece çok mu horladı? Ya horlasa neyse.
Daha büyük felaket. Ya anacığım anlatsana, meraklandırma insanı. Anlatacağım ne biraz sana. Ay Sürahi Hanım, deminden beri yiyorsunuz. Aşk olsun, insan bir lokma da bana verir ya. Sen de ye canım. Senin elini tutan mı var? Var tabii, benim elime bıçağı tutuşturdunuz. Ha bir reçetalla siz götürüyorsunuz ama. Anlatsana sen babaanne, ne yaptı annem dün gece? Dün gece ananız olacak bu kadın. Sürahi Hanım. Yatağı işedi. Ne? İşedi mi? Ay aşk olsun Sürahi Hanım, ayıp ama. Hiç böyle şey anlatılır mı ya? Aa sen yatağı işerken ayıp olmuyor da. Ben anlatınca mı ayıp oluyor? Sidikli ne acıyor? Hanım, anam doğru mu söylüyor? Ayol benim sana yalan borcumu var. Yataktan daha kalkamadan bir baktım ki yatağın üstü baraj gölüne dönmüş. Yani yüzmeyi bilmesem kurtulamayacaktım he. Az kalsın. Ama siz de benimle mahsus tuvalete gelmediniz. Sırf beni rezil etmek için. Hadi oradan be, eşek kadar kalırsın. Ben senin şişemi tutacağım bu saatten sonra. Bu gece artık altına çocuk bezi koyarız. Allah aşkına Emre, bir an önce şu anahtarı bul getir evladım da şu babaannene katlanmak zorunda kalmayayım. Tamam anneciğim, yarım saate kadar gelirim ben. Ya kim kime katlanıyor be? He kim? Ah. Elini kaldır bana. Bak çatır çatır kıracağım o ellerini ha. Kim kime katlanıyor? Ben sidikli bir kadından yatağa girip sabaha kadar ıslanmaya mecbur muyum? Hayır bir şey değil. Romatizmalarım azacak. Ah. İndir ellerini öyle. Efendim, sonradan duydum. Çok üzüldüm. Büyük geçmişler olsun. Halbuki ben de bugün sizi Çamlıca'ya bir çay içmeye davet edecektim. Ya görmüyor musun kolumdaki kelepçeyi? Toplu iğneyle mi bağlandık birbirimize? Kapı kadın! Bu Emre de nerede kaldı ayol? Geldim anne. İşte anahtar. Çok şükür yarabbim. Ya kaldırsana kolunu. Ey güzel Allah'ım, beni bu kadından kurtardığın için sana binlerce şükürler olsun. Hayır, her şey bir tarafa, bütün bir gece bu kadınla aynı yatağı paylaşmak ciddi bir tehlike doğuruyordu canım. Aynı yatakta yatmak mı? Kelepçenin öteki ucunda ben olsaydım, Sürahi Hanım'la aynı yatakta ben yatacaktım demek. Hadi sene be oğlum be, Allah Allah. Dur babaanne, açıyorum. Çok şükür be. Bak önce annenin kelepçesini açtım. Benden başlasaydın ya. Açıyorum babaanne, bir dakika. Hadi be. Bana bırakın, bana. Ben askerliğimi jandarma olarak yaptım. Bu işleri fevkalade bilirim. Evvela şunu şöyle geçireceksin. Görüyor musun? Ondan sonra kapatacaksın. Kapattım. Gördün mü? Oldu. Ver şimdi bakayım anahtarı bana. Bu anahtar yok mu? Bu anahtar değil. Bak bunu yutacaksın. Ne yaptın sen be? Artık bizi birbirimizden kimse ayıramayacak. Aramızdan su sızmayacak. Yemekte, yatakta. İnanmıyorum, inanmıyorum. İnanın, inanın. Hele kabız olmam düşünülebilecek olursa da bir hafta beraberiz. Ne? Senin bırak beni gebertecek. Allah cezanı vermesin. Seni gebertecek. Oğlum, kemerini sıkacağım seni. Bırak beni, tutmayın beni. Tutma oğlum, tutma.